demem. Allah Allah, gel. Bahçede üzerine seçerek toplayıp kasalara getiririz. Burada tek tek çürüklerine aitlarız. O üzümleri tenekede bandırırız. Bandırdıktan sonra tellere tek tek asarız. 15-20 gün kurumasını bekleriz. Kuruduktan sonra üzümlerimizi tek tek birinci sınıfını, ikinci sınıfını ayırırız. Ayırdığımız üzümler artık satılmaya hazır. Gölge kurusu üzümümüz. Bu üzüm Türkiye'de Hadim Yağcı Mahallesi'nde yetişiyor. Başka bir yerde yok zaten. Endemik tür. Bu üzümün biz patentini almak için de uğraşıyoruz. Eskiden bu posata bilinmezdi. Posatayı bilmiyorduk yani. Şimdi açık konuşalım. Küllüsü vardı. Meşe külünden bir şeylere, küplere diyelim abi. Küplere doldururlardı meşe külünün üstüne suyu. O da ağzını burardı yani şeyde. Küllüsü derdik biz ona. Onunla bandırdık. Evveli gölgede kurumuşuz. Herkes yapmazdı. Ben rahmetli, aklım erer, rahmetli babam yapardı bir köyde. Bak mesela şimdi bu bizim üzüm şu Gaziler Köyü'nde olmaz. Onların üzümü de bizde olmaz. Bizde olur da seyrek olur. Onlar yok, hesap alır. Ekseriyet hesap alır. Bizde de bu göğüzüm deriz, biz göğüzüm deriz. Göğüzüm var. Şimdi herkes çatı yaptırdı, çatılara herkes. Dağda bağda üzüm yok. Kestik geldiğini çatıya takıyor işte. Görüyor musun? Çatılar dolu, üzüm dolu.